Toplum açısından son derece önemli olan Camiler ve Din Görevleri Haftası 1986 yılından beri 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. İslam dini insana değer vermiştir. İnsan onurlu bir varlıktır. Camiler ve Din Görevleri Haftası dolayısıyla Türk Haber'e değerlendirmelerde bulunan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, haftanın öneminden bahsetti. İçinde bulunduğumuz hafta Camiler ve Din Görevleri Haftası'dır. Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası ilimizde ve ülkemizin her bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Camiler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta kapsamında camilerimiz, din görevlilerimiz, derneklerimiz, din hizmetleri ve bu noktada yapılan faaliyetler, hizmet eden insanlar gündeme getiriliyor. 7 Ekim Mevlid Kandili olması dolayısıyla Mevlid-i Nebi haftasıyla birlikte Camiler ve Din Görevleri Haftası'nın birleştirildiğini aktaran Müftü Demirtaş, bu sene belirlenen Peygamberimiz cami ve irşat temasını anlattı. Bu yıl aynı zamanda 7 Ekim Mevlid Kandili olması hasebiyle Mevlid-i Nebi haftası ile birlikte Camiler ve Din Görevleri Haftası birleştirildi. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız bir tema belirliyor. Bu yılki ana tema Hazreti Peygamber, cami ve irşat. Bu üç ana nokta etrafında programlar icra ediliyor. Malumunuz sevgili Peygamberimiz son peygamber. Onun bizlere getirmiş olduğu kitap Kur'an-ı Kerim ve onun değerli yolu sünneti. Diğer noktada camilerimiz hizmet noktalarımızı oluşturuyor. İbadet hayatımızı ifa ettiğimiz, çocuklarımızın gelip orada eğitim aldığı, sevinçli ve üzüntülü zamanlarda bir araya gelmiş olduğumuz mekanlar. Tabii inşaat noktası da din hizmetlerinde görevli olan kardeşlerimiz ki başta müftü, vaiz, cami görevleri olmak üzere, Kur'an kursu hocaları olmak üzere inşaat hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla davet kavramı, tebliğ kavramı, inşaat kavramı ve sorumluluklarımız bu anlamda gündeme geliyor. İslam dininin bir çağrı olduğuna işaret eden Demirtaş, tüm Müslümanların din ve cami görevlilerinin insanlara İslamiyet'i yaymaları gerektiğini aktardı. İslam dini bir çağrıdır. Bu çağrının iki temel ayağı vardır. Birincisi, insan olarak yaratılmamız sebebiyle varoluşumuza bir şükür ifadesi olarak hem kendimiz Allah'a şükran duygusunu ortaya koymamız gerektiği gibi tüm insanlara da bu gerçekliği anlatmak. Diğer noktada da hepimiz bu dünya hayatını yaşıyoruz ve vakitlerimiz belirli bir ömür sermayemiz var. Bundan sonra başka bir hayata doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ebedi hayata hazırlanması gerektiği ve bu noktadaki sorumluluklarımızı bizim insanlara anlatmamız gerekiyor. Bizim dinimiz duyuru dinidir, davet dinidir. Biz de insanlara İslami hakikatleri, dinin hakikatlerini, Kur'an'ın hakikatlerini, hayatın anlamını anlatmamız gerekiyor. Bu duyuruyu yapmamız gerekiyor ve insanları buna davet etmemiz gerekiyor. Bu aslında her bir Müslümanın görevidir ama din görevleri olarak, cami görevleri olarak hepimizin ortak da vazifesi anayasal anlamda. Profesör Doktor Ali Çelik tarafından Çarşamba günü Çağdaş Dünya'da Hazreti Peygamber'in davetini insanlara sunmak konulu konferans vereceğini aktaran Demirtaş, tüm halkı Milli Eğitim Salonu'na davet etti. İnşallah bu hafta vesilesiyle okullarımızda yarışma programlarıyla, konferans programımız var. Çarşamba günü yarın inşallah Profesör Doktor Ali Çelik hocamız bizlere Çağdaş Dünya'da Hazreti Peygamber'in davetini insanlara sunmak konulu bir konferans verecekler Milli Eğitim Salonu'nda sabah saat 10.30'da. Bu konferans programına inşallah davet ediyorum tüm kardeşlerimizi.